Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. YKS 2025 sınav tarihleri açıklandı. TYT 21 Haziran, AYT ise 22 Haziran'da yapılacak değerli arkadaşlar. Başvuru tarihleri ise Şubat ayında geçerlişecek. Artık sınav tarihleri açıklanmışsa bu durum bize şunu hatırlatıyor. Sınava az bir süre kaldı değil mi? Peki bu süre zarfında ne yapmanız lazım? Değerli arkadaşlarım, tarih açısından konuşuyorum. Öncelikle konuları bitirmeden branş denemelerine geçmeyin. Şu anda branş denemelerine geçmeniz büyük bir hatadır. Bu süre zarfında ne yapacaksınız? Öncelikle konularınızı bitireceksiniz. Konuları bitirdikten hemen sonra sıcağı sıcağına soru çözmeniz gerekir. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Ama tek bir kaynaktan soru çözmenizi önermiyorum. Birden fazla kaynaktan soru çözmeniz lazım. TYT grubu iki kaynaktan faydalanırsa yeterlidir. Ama hem TYT hem AYT'ye girecek olan adaylar AYT'ye daha ağırlık versin. Özellikle eşit ağırlıklı sözelciler AYT tarihe daha fazla ağırlık vermelidir. Niye hocam? Çünkü AYT tarihi halledersen TYT'yi daha rahat yapabileceksin. Konu farkı yok değerli arkadaşlarım. Şimdi bazı arkadaşlarım TYT'yi ayrı AYT'yi ayrı çalışıyorlar tarihte. Öyle bir şey yok. Tarihte konu farklılığı yok. TYT ile AYT birdir. Sadece sözel kısmında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi var. Diğerleri aynı değerli arkadaşlar. O yüzden ne konu elemesi yapın ne de ayrı ayrı çalışın değerli arkadaşlar. Birlikte çalışın. Anlaştık mı? Dediğim gibi AYT'ciler hem TYT hem AYT'ye girecek olanlar sadece AYT'ye çalışırsa onlar için daha iyi olacaktır. Ve özellikle tek bir kaynaktan gitmeyin. Birden fazla kaynaktan gidin. Konular bittikten sonra, bakın konular bittikten sonra parantez açıyorum. Konular bittikten sonra branş denemelerine geçin. Bazı arkadaşlarım konular bitmeden branş denemelerine geçiyor. Sonra denemeler düşük geldiğinde orallerini bozuyorlar. Buna hiç gerek yok. Ne yapacaksın? Önce konuyu bitireceksin. Konuya hakim olacaksın. Sonra denemelere geçeceksin. Sayısal tayfa denemelere geçebilir. Çünkü yeterli zamanı yoktur. Tarihi çalışamıyordur. Denemeler üzerinden gidebilir. Ama eşit ağırlık ve sözel denemeler üzerinden gitmesin. Konuyu bir toparlasın, pekiştirsin, bitirsin, sonra denemelere girsin. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şunu da belirteyim. Türkiye geneli deneme sınavlarına katılımı sağlayın. Gerçekten iyi sorular hazırlanıyor. Onları kaçırmasanız sizin için faydalı olacaktır. Mesela 3D yaptı. Yakın zamanda 3-4-5 olacak. Eğer gerekli izinleri alırsak 3-4-5 yayınlarının hazırlamış olduğu TYT sınavının tarih sorularını da çözeceğiz değerli arkadaşlar. Diyeceğim bunlar değerli arkadaşlarım. Yani artık her şey hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Branş denemelerine geçmeyin. Şimdi değil. Konuları bitirin sonra. Tekrar ediyorum. TYT 21 Haziran, AYT 22 Haziran'da gerçekleşecek. Başvurular Şubat'ta değerli arkadaşlar. Şubat'ta Mart arası. Hakkınızda hayırlısı olsun. Eğer zamanım yok, tarihi çalışamıyorum diyorsanız bir kamp başlattım. Süre uzun değil. Sizin işinize çok yarayacak. Yani en fazla 35 dakikalık video var değerli arkadaşlarım en çok. Gerekli yani gereksiz detaya girmeden sadece sınava yönelik kamp var. Ona göz atabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.